Gençler kanalıma hoş geldiniz. Kaynak olarak logoda belirtilen Eylem Mat Hoca'ya ait çember ve karede uzunluk sorusunu yorumlamaya çalışacağım. Görselde verilenlerde yarıçapın 5 birim olduğu ve işte içeride bir kare oluştuğu EB uzunluğun kaç birim olduğu sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Konunun daha iyi anlaşılması için konuya zenginlik katsın diye ben bu çeyrek çemberi bütün çembere tamamlayarak çözüme başlayacağım. Oradan daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Çünkü ona ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla sizimize önce bu çeyrek çemberi bütüne tamamlayarak başlıyoruz. Bunu bütüne tamamlamaya çalışacağım şöyle. Evet. Taslak şimdi çemberi çizdim. Buradan açı dağılımına girecek olursak mevcut üçgenlerdeki açı dağılımından üçgenlerin eşiğini kullanarak uzunluklara çalışacağız. Diyelim ki şuradaki açıyı bilmiyorum, alfa diyelim. Buradaki açıya da nokta diyelim. O da o halde burası da alfa olacaktır. Peki ek çizimlerimizi artık şöyle gerçekleştirebiliriz. Karenin kenarları eş olduğundan dolayı burada artık uzunluklara çalışacağız malum. B noktasından OE yarıçapına bir dikme inmek istiyorum. Şöyle bir dikme indim. Burada da yine eşkenar oluşacak. C noktasından da yine OF'ye bir dikme çizmek istiyorum. Bunu şöyle devam ettireceğim böyle. Buralara bir isim vereyim. Kirişler oluşturdum. Şurası yine 90 derece. İşte malum eş üçgenler var burada. Onlara yıldız koyuyorum. Bu üçgenler eştirler. Yıldızla gösterdiğim üçgenler eştirler. Açı dağılımından yine açılarını yazmaya çalışırsak şurası alfa olmuştur. Burası alfa derece olmuştur. Bu üçgenler eşittirler. Şimdi bakalım. Nokta karşısındaki uzunluğa bakalım. Şimdi soruda ne var nokta karşısındaki uzunluk? 3 birim. O halde buradaki oluşan üçgenlerde şuraya H dersem AHB üçgeninde nokta karşısındaki uzunluk gene 3 birim olacaktır. Şuraya 3 birimi yazıyorum. Peki başka renkli yazmaya çalışayım. Alfa karşısındaki uzunluğu bilmediğim için buraya Y yazayım. Demek ki alfa karşıları artık Y ile modellenecek. Burası da artık Y olmuştur. Şuraya da K diyecek olursam şu parça uzunlukta artık 2 eksi Y olmuştur. Onu buraya yazmaya çalışıyorum. Çünkü DF'nin tamamı 2 birim verilmişti. Burada çember içerisinde üçgenlerin benzerliğini biz derslerimizde gösterdik. İç kuvvet bilgisinden yani çapa tamamlayacak olursam şu çizdiğim FO iç çap olarak bütüne tamamlarsam bakınız. Şimdi çemberin en büyük kirişini çizmiş olduk. Buradaki uzunluklara çalışacak olursak buraya da artık T diyelim. O T uzunluğu artık yarıçaptır. 5 birim olmuştur. Peki biz merkezden kirişe indirilen dikmenin kiriş iki eşit parçaya böldüğünü biliyoruz. Peki şuradaki nokta karşısındaki açıları da nokta karşısındaki uzunlukları da 3 birim biliyoruz. Demek ki şuradaki KC uzunluğu içeri yazmaya çalışıyorum 3 birim. Şuradaki uzunluk da gene 3 birim olmuştur. Şu noktalar hep K olmuş. Şunu değiştiriyorum. Şuraya L koymak istiyorum. Aynı harfi ikinci kez kullanmışım. Bakınız KL uzunluğu 3 birim. KC uzunluğu yine 3 birim olmuştur. İç kuvveti hatırlayalım. İç kuvvet dediğimiz konu çemberde üçgenlerin benzerliğinden gelen bilgiydi. Burada direkt yazacak olursam KL uzunluğu ile KC'nin çarpımı FK uzunluğu ile artık KT'nin çarpımları eşit olacaktır. Buradan biz Y bilmeyeni bulabiliriz. Buradan da X'e artık rahatlıkla geçebiliriz. Peki KL'yi kaç biliyoruz biz şimdi? 3 biliyoruz. Buralar 3 çarpı 3 oldu. FK'yı ne biliyoruz? FK'yı 2 eksi Y olarak biliyoruz. KT'yi ne biliyoruz? KT'yi sayacak olursak Y artı 3 burada var. 5 de burada var. Burası Y artı 8 olmuştur. Artık bu denklemi açmayın. Bu denklemi sağlayan değer 1'dir. Y değeri 1'dir. Peki Y 1 olduğuna göre artık soru bitmiştir. Biz Y gördüğümüz yerlere bir rahatlıkla yazabiliriz. Şurası bir birimmiş. O A arası 3 birim. AH arası zaten 3 birimdi. Burayı biliyoruz.
Yarıçapın tamamı 5 olduğundan dolayı HE arası da 1 birim olacaktır. Biz Y'yi de 1 birim bulduğumuzdan dolayı demek ki HBE üçgeni ikizkenar dik üçgenmiş. Dolayısıyla X artık buradan kök 2 birim olarak bilinmiş, bulunmuş olur. Yani burada gençler tipik bir TYT sorusu bu. Çizmeden, kazanımlarımızı kullanmadan cevaba inemeyiz diye düşünüyorum. Sizlere başarılar.